toplayıcı toplumların toplumsal yapısı, üretimi, ilişkileri ve inanç dünyası 19. yüzyıldan beri insanlığın, bilimin ilgisini çekmiş bir konu. Tabi 20. yüzyılda bu konuda çok daha fazla bilgi elde edildi. 21. yüzyıla geldiğimizde özellikle genetiğin katkısıyla kimyanın katkısıyla ve dünyanın çok çeşitli yerlerinde halen daha avcılığı, toplayıcılığı sürdüren toplumların incelenmesiyle ve onların tarihine, mitolojisine ilişkin verilerin açık edilmesiyle diyelim bilgiler epey toparlandı. 19. yüzyıl da bu konuyla ilgilenen temel bilim dalı, disiplin antropolojiydi. Ama 19. yüzyıl antropolojisinin o yüzyılın getirdiği ee, tabi antropologlar beyaz adam dünyasının bilim adamları oldukları için çeşitli siyasi hastalıklarla mağlurdular. Bunların en başında da ırkçılık geliyordu. Ama buna rağmen e, tabi olgusal bilgilerin derlenmesi, toparlanması açısından ve insanlığın e, hep kendi gibi değil ne kadar çeşitlilik gösterebildiğinin anlaşılması açısından gene de o dönemin aklı başında insanlarına diyelim, demokrat insanlarına elbette ki büyük katkısı oldu bu araştırmalar. Homo sapiens'in tarihine bakarsak, insanlık tabi hikayesinin bu tür zaman cetvelleri çıkarılmıştır. 24 saatin 20 saati, 22 saati avcı toplayıcılıkla geçiyor. Yani bildiğimiz kadarıyla 400 bin yıl öncesinden başlayıp 15 bin yıl öncesine kadar aşağı yukarı avcılık toplayıcılıkla insanlar sadece geçiniyorlar ve öyle bir toplumsal birim oluşturuyorlar. Burada ekonomi ile toplumun örgütlenmesi arasında herhangi bir farklılık yok. Zaten küçük aile diyebileceğimiz, geniş aile diyebileceğimiz toplumlar halinde yaşadıkları için çok uzun yıllar, bin yıllar, on bin yıllar böyle yaşanıyor. Ama Biraz önce dediğimden anlaşılacağı gibi avcı toplayıcı toplumlar halen daha da dünya üzerinde var. Ve üstelik bugün medeni diyeceğimiz dünyayla temas halinde kalmamış herhangi bir avcı toplayıcı toplum yok. Artık hepsi ulaşılmış. Bir şekilde bilim insanları değil sadece diğer devletlerle üretim biçimleriyle, pazarla, insanlarla en genelinde ilişki kurmuş halinde ama bir yandan da avcı toplayıcılığı sürdürebiliyorlar. Bu genel olarak sosyolojide herhangi bir üretim biçimi, toplumsal biçimi tanımladığımız zaman bunun biraz şematik olduğunu, soyutlama olduğunu düşünmemiz lazım. Yani tarım toplumu veya sanayi toplumu dediğimiz zaman sanayi toplumunda tarım elbette devam ediyor ama nasıl devam ediyor? Sanayi mantığıyla mı devam ediyor, kapitalist mantıkla mı devam ediyor yoksa orta çağ, ilk çağdaki mantıkla mı devam ediyor? Bunların hepsini bir arada bulmak mümkün. Bugünkü e, dünyadaki coğrafi bölünmeye göre bakarsak nedir? Devletlere bölünmüştür dünya. Her devlette, her ülke içinde çeşitli aşamalarda farklı farklı üretim biçimlerinin bir arada ekleklik diyebileceğimiz şekilde yaşayabildiğini görebiliyoruz. Mesela örnekte Brezilya verirsek, Brezilya'da hem avcı-toplayıcı toplumlar var, halen daha Amazon'da, e hem sanayi toplumu elbette ki, hem de Latifinliyalarda falan e, oldukça köleci diyebileceğimiz e, tarımsal üretim sistemi halen daha devam ediyor. Yani en son tarım teknikleriyle köle emeğinin, e, tabii e, hukuken köle denmiyor Brezilya'da ama fiili durum aslında dünyanın birçok yerinde ne yazık ki halen böyledir. E, fiili durumda köle emeği diyecek mis e, o koşullarda tarım üretimi e, devam edebilmektedir ve üstelik bu üretim dünya pazarı içinde yapılmaktadır. Yani e, bir avcı toplayıcı toplumun işte geniş aile dediğimiz belli bir coğrafyada e, hayatını sürdüren ve birkaç komşu toplumdan ibaret bir dünyası söz konusuyken bugün bu toplumlar dünya için, dünya pazarı için üretim yapabilir ilişkilere gelmişlerdir. Demek ki bu toplumları soyutlama yaparken bir arada bulunabilirliklerini ve birbirlerinden ne yönlerde etkilendiklerini de düşünmemiz lazım. Bunun en belirgin örneklerinden biri de 1860'lara kadar ABD'de biliyorsunuz Afrika'dan getirilen kölelerin kullanılmasıdır. Hani köleci üretim dediğimiz filan eski Atina, Roma filan akla gelir. Ama e, sanayi evresine adım atmış ABD'de de daha 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar iç savaş çıkacak kadar kölecilik yaygın bir şekilde devam etmiştir. Ve Afrika'nın kaderinde feci şekilde belirlemiştir. Dolayısıyla bugün avcı toplum, toplayıcı toplumlara ilişkin tartışmalarımız da insanlık tarihine ilişkin tartışmalarla iç içe geçer. Son bulgularla e, şu tartışmadır esas: avcı toplayıcı toplumlar işte teknolojiden mahrum, e, ancak karnını doyurabilen, e, doğa ne verdiyse onu alabilen. Dolayısıyla yoksunluk ve yokluk içinde kendisini yeniden üretmekte zorluk çeken toplumlar mıydı? Yoksa son 20-30 yıldır yeni bir tartışma olarak başlandığı gibi avcı-toplayıcı toplumlar, bugünkü toplumdan aslında beslenme açısından çok da farklı olmayan çalışma saatleri 2 saatle ile 8 saat arasında. Yani bugünkü insana aşağı yukarı ya denk ya da daha iyi koşullarda yaşayan, insanlardı. Tabii aydınlanmadan beri batıda gelişmiş olan ihtiyaç ve oradan gelişmiş olan felsefe yani özgürlük tanımı, demokrasi tanımı ve iktisat biliminin ortaya çıkışı hep insanın zevkini en azami yapmaya çalıştığı bunu yaparken başkasının özgürlük alanına işte dokunmaması kadar bir özgürlük alanı olduğu, bunun da bir toplumsal sözleşmeyle siyasete ve devlete dönüştüğü, buradan da demokrasinin çıktığı filan 17, 18, 19. yüzyılda geliştirilmiş, dediğim gibi felsefede başta olmak üzere çeşitli sosyal disiplinlerin ilgi alanı. Ama bu tanımı Avcı toplayıcı toplumlar hakkındaki son bilgilerimiz oldukça değiştiriyor. Çünkü ihtiyaç tanımı başta değişiyor. İnsan neye ihtiyaç duyuyordu? İnsan e, mülk, özel mülk dediğimiz hani liberalizmin, kapitalizmin temelinde yer alan kavram olarak e, öyle bir ihtiyaç içinde değildi bir kere. E, o zaman iş bölümü ve işbirliği kavramları nasıl? yürüyordu ve tabii ki insanlar arasındaki eşitlik ve Özellikle de bugün en tartışmalı konulardan biri olan cinsler arasındaki eşitlik kadın erkek eşitliği o zaman bu konuya bu kavramlarla baktığımızda Avcı toplayıcı toplumların çok daha eşitlikçi ve demokrat ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz sömürüden avcı toplayıcı toplumlar açısından söz edemiyoruz. Kolektif bir üretim ve kolektif bir tüketimden söz ediyoruz. Avcı toplayıcı toplumlarda teknolojiden değil ama bir teknikten bahsediyoruz. Bu teknik de aslında avlanma tekniğidir. Hava katılabilecek yetenekte, sağlıkta, yaşta olanlar hava katılırlar ve bütün topluluk adına Av yapılır. Mevsimlik aslında av yapılır. O gündelik, haftalık avlar toplumun esas geçinme kaynakları değildir. Mevsimlik avda tabii ki hayvan sürülerinin göçlerine göre düzenlenir. Dolayısıyla avcı toplayıcı toplumların av konusunda olsun, toplayıcı dediğimiz tabii çeşitli otların, meyvelerin, bitki üretim ürünlerinin toplanması. O da elbette ki mevsime bağlıdır. Dolayısıyla mevsimle birlikte avcı-toplayıcı toplumlar hareket ederler. Yani e, hayvanlar nerede yavruluyor, nerede göç ediyor, hangi güzergahı izliyor, e, coğrafya ve iklim bilgisi, coğrafya ve atmosfer bilgisi avcı-toplayıcı toplumlarda e, çok gelişkindir. Zamanında şöyle düşünülürdü, tek çizgisel bir tarih ve ilerlemeci bir tarih anlayışı varken, işte avcı-toplayıcı toplumlar, cahiller, bitkiler nasıl ürüyor, hayvanlar nasıl ürüyor bilmiyorlar. Ancak toplayarak, var olanı devşirerek geçinebiliyorlar. Onunla yetinmek zorundalar. Zaman içinde bunların nasıl ürediğini öğrendiler ve kendileri yapmaya, yetiştirmeye başladılar. Yani tarıma geçtiler. Tarıma geçme konusu bir cahillik, bir bilgisizlik konusu değildir. Avcılar hayvan bilgisine, toplayıcılar bitki bilgisine tam anlamıyla sahiptir. Hangi bitki işte erillik dişillik taşar, hangisi çift cinsiyetlidir, hayvanlar için doğum yumurta vesaire memeliler e, aklınıza gelebilecek her türlü zooloji ve botanik bilgisine coğrafya ile birlikte ve dediğim gibi iklim koşulları ve atmosfer koşullarıyla birlikte sahiptirler. Onların tarıma geçme işi aslında tarıma geçmeyi düşünmemelerinden. Bu şöyle de örneklendirilmiştir. Namibya'da Otantolar arasında yanlış hatırlamıyorsam örnekte der ki yerli antropoloğa bu kadar çok yemiş varken ortalıkta niye ekim yapalım ki? Gayet nettir. Çünkü artık 20. yüzyılın avcıları tabii ki tarım yapan köyleri de biliyorlar hatta şehirleri de biliyorlar. Ama böyle bir yaşam tercihleri söz konusu değil. Onlar barınma konusunda olsun, giyinme konusunda olsun, genel olarak eşya konusunda olsun hiçbir şeyi kendilerine yük etmeme ilkesini benimsemişlerdir. Ne kadar az eşyaya tabi olursanız o kadar hür olursunuz. O kadar coğrafya içinde rahat dolaşırsınız. Buradan tabii insan insan ve insan doğa ilişkisi gündeme geliyor. Biliyoruz ki avcılık ve toplayıcılık doğaya herhangi bir zarar vermez. Avcılar ve toplayıcılar hiçbir zaman hiçbir bitki ve hayvan türüne zarar vermemişlerdir. Daima gelecek sene ve ondan sonraki senelerde o hayvanlardan ve o bitkilerden gene geçineceklerini, onların yaşam biçimlerini, sürü hayvanı mı, tek yaşayan hayvan mı, Nasıl e, ürüyorlar, nasıl çoğalıyorlar, hangi ekosistemi tercih ediyorlar? Bun, bunların bilgisine tamamen sahiptirler ve bunlara saygı gösterirler. Çünkü e, doğanın onlara verdiklerine e, şükran içindedirler. Buna ilişkin ayrıca bir faaliyeti, ayrıca bir teknoloji geliştirme ihtiyacı hissetmezler. E, teknoloji dediğimiz şey, av ara, araçlarını düşünelim mesela. Av araçları... E, en basit malzemeden üretilmiştir. Hemen ellerinin altında bulunan malzemeden üretilmiştir. Dolayısıyla bu benim baltam, bu benim mızrağım diye bir ihtiyaçları söz konusu değildir. Kullanmak istedikleri zaman hemen mızrağını yeniden üretebilir. Çevresinde yaşadığı doğal çevredeki malzemeden ve hemen avına katılabilir. Dolayısıyla giyim Kuşam konusunda da öyledir, barınma konusunda da öyledir. Terk eder gider. Çünkü istediği yerde, istediği zaman çalılardan, ağaç dallarından ne de barınıyorsa o barınağını yeniden inşa edebilecektir. Dolayısıyla Aa, bu benim evim, işte bütün eşyamı da buraya taşıyayım falan gibi herhangi bir nokta bağımlılığı avcı toplayıcı toplumlar için söz konusu değildir. Tabii transhumans dediğimiz Belli zamanlarda belli coğrafyalarda bulunma bilgisi aslında bize Anadolu insanına da çok yabancı değil. Şimdi bizdeki yaylacılık kültürünü düşünürseniz işte tarım yapan geniş insan toplulukları Anadolu'da da ne yapıyorlar? Yaylacılık yapıyorlar. Tarımda hasadı yaptıktan sonra yaylaya çıkacak olan ailenin üyeleri yaylaya çıkar. İlk konaktaki çayırlar bittiğinde, otlanıp bitirildiğinde bir üst konağa bir üst konağa çıkar. Tabii dağda daha yukarı çıktıkça, rakım yükseldikçe otların yeşerme süresi de Mayıs'tan Haziran'a, Haziran'dan Temmuz'a, Temmuz'dan Ağustos ve Eylül'e sarkar. Eylül ayında en yuka, yukarıdasınızdır. En geç yeşeren, en soğuk olan bölge artık Eylül ayında yeşermiştir. Hayvanlarınızı orada yaydıktan sonra, bu sefer aşağı doğru inmeye başladığınızda işte hayvanlarınızın temmuz ayında otladıkları artık eylülde yeşermiştir. Ee, Mayıs ayında otladıkları eylülde yeşermiştir. Dolayısıyla çıkış ve inişte yine hayvanlarınızı otlatarak e, ikinci defa, üçüncü defa demek ki e, tarım diliyle düşünürsek hasat alarak e, bu arada kışlık e, yemi de samanı da biçerek, e, kurutarak ne yaparsanız Köyünüze geri dönersiniz. Bu gene ne gerektirmektedir? Aynı avcı toplayıcılarda olduğu gibi bir coğrafya bilgisi ve iklim bilgisi, atmosfer bilgisi gerektirmektedir. Bizde de hakikaten köylüler yaşadıkları çevrenin coğrafyasına tamamıyla hakimdirler. Daha onlu yaşlara geldiklerinde bitki cinslerini, hayvan cinslerini, kayaları, taşları, koyakları, bütün coğrafyayı e, fotoğraf gibi ezberlerine almış olur bir köy çocuğu. Bu için insanların doğayla kurdukları ilişkide doğaya müdahalelerini gerektirecek bir teknoloji bağımlılığı ve bu teknolojinin nasıl üretileceği, kimin sahibi olacağı gibi bir sorun avcı ve toplayıcılarda söz konusu değildir. Tabii doğayla olan bu ilişki, ve yüz yüze ilişki, sonuçta geniş bir aile diyebileceğimiz toplumsal yapı, herhangi bir hiyerarşiyi doğurmadığı gibi herhangi din örgütlenmesini de doğurmamıştır. Bunlara din öncesi inançlar veya inanç sistemleri diyebiliyoruz. Ama kuşaklar arasındaki eğitim, yerleşik toplumlardaki gibi, iş bölümü doğurmuş toplumlardaki gibi, zanaatin, tarımın ve biliyoruz ki tarım toplumlarıyla birlikte devlet örgütlenmesi ortaya çıkınca bir yönetici sınıfın, bir askeri sınıfın, bir ruhban sınıfının ortaya çıkması söz konusu oluyor. Avcı ve toplayıcı toplumlarda böyle hiyerarşik ve uzmanlaşmaya dayalı örgütlenmelerde söz konusu değildir. Dolayısıyla çocuk eğitimi dediğimiz şeyde aslında elbette doğanın, bitkilerin, hayvanların öğretilmesi şeklinde bir eğitim vardır ama bir yandan da yaşamın kendi Akışı içinde bu bilgileri çocuklar edinmektedirler. Böyle formal bir eğitim, örgün eğitimi benzetilecek bir eğitim bu toplumlarda yoktur ve gerekmez. Yaşamın doğal akışı içinde bu eğitim çocuklar tarafından edinilir. Buna bağlı olarak da aidiyet, kimlik, kişilik ve inanç eğitimi dediğimiz eğitimlerde, Gene avcı toplayıcı toplumlarda aynı e, yaşamın doğal akışı içinde edinilen e, bir tecrübe gibi. Yani yaşına göre çocuk gözlemler e, kendi toplumunu ve çevreyi ve bu bilgiyi bir tecrübe şeklinde eğitir. Yani bir endoktrinasyon şeklinde eğitimden e, söz edilmez. Bu gene yerleşik toplumlarda, tarım toplumlarında başlayan bir süreçtir ki işte e, Ziguratların filan ve astronom bilgisinin, ruhban sınıfının ne kadar eski olduğunu, milattan önce kaç bin yıllara gittiğini biliyoruz. Avcılarda, toplayıcılarda e, doğayla olan ilişki evet bir inanç sarmalı içindedir ama e, şöyledir, doğa vericidir, dolayısıyla olumlu bir yaklaşım vardır. Biz dinler tarihine baktığımız zaman cehennem fikrinin çok sonra ortaya çıktığını görüyoruz. Avcı ve toplayıcı toplumlarda cehennem fikri yoktur. Öteki dünya cennettir. Ve Hristiyan misyonerleri özellikle Amerika'da Kızılderililere gittikleri zaman Kızılderililer buna hayret etmişlerdir. Yani sizin Tanrınız sizi hem yaratıyor hem de cehenneme mi atıyor ne tuhaf şey demişlerdir. Hiç Tanrı kendi yarattığını cehenneme atar mı? Böyle bir inanç şeyi inanca daha düşkün olan insan olabilir, olmayan insan olabilir. Kendi kişilik yapısına göre, psikolojisine göre işte e, orada da elbette ki kişisel ayrımlar vardır. Ama bu kişisel ayrımlar hiyerarşiye ve ayrı bir örgütlenmeye ve uzmanlaşmaya dönüşmez. Demek ki havcı ve toplayıcı toplumları doğayla ilişkisinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinde çok daha eşitlikçi, ve kolektif bir zihniyete sahip olarak görüyoruz. Burada avcı ve toplayıcılar içinde tarımın ağır bastığı veya hayvancılığın ağır bastığı farklı ekosistemlerde farklı örgütlenmeler gündeme gelebiliyor. Hane halkı biçiminde daha geniş bir çevrede örgütlenmeler söz konusu olabiliyor. Avcı ve toplayıcı toplumların bir kısmı çeşitli tarım teknikleri uygulamaya başlayabiliyorlar özellikle belli yerlerde belli ekimler yapılıp işte o transhumans dönümü sırasında belli aylarda belli bir yerde olacaklarını bildikleri için mesela kadınlar ne yapabiliyor? Ekim yapabiliyor. Sonra işte 6 ay sonra aynı bölgeye geldiği zaman o ürün mesela yetişmiş oluyor, onu topluyor. Bu tür tarımsal üretimden bahsedebiliyoruz. Küçük tarla açmalar, Orman açmalar bu tür toplumlarda söz konusu olabiliyor. E Daha çok tropikal bölgelerde zaten avcı toplayıcı toplumların halen yaşayabildiğini görüyoruz. Tabii geçmişe doğru bir tarihsel süreç çıkarmak çok zor. Ama genel olarak bu konuda çalışan hocalarımız şöyle söylüyorlar. Bugün en elverişli coğrafyalara medeni dediğimiz toplumlar el koymuş durumda. E, düşünürseniz Amazon'un zorlu koşullarında e, veya cangıllarda veya çöllerde e, Afrika'da olduğu gibi avcı toplayıcı toplumlar daha çok yaşıyorlar. E, ama su başlarını, nehir başlarını e, medeni insanlar tutmuş. E, herhalde eskiden e, böyle bir durum söz konusu değildi. E, coğrafyanın tamamına kendileri için neresi elverişliyse e, orada avcı ve toplayıcı toplumlar yaşıyorlardı. Dolayısıyla bugün avcı-toplayıcı toplumları gözlemlerken bugün onların dezavantajlı durumda olduğunu da e, düşünmemiz gerekiyor. Tabii e, yavaş yavaş mesela pigmelerin e, son 20 yılda yarısından fazlası işçi olmaya başladı. Artık yavaş yavaş avcı-toplayıcı toplumların da e, bu dünyada e, geçinebilmeleri ve eski tarzlarını sürdürebilmeleri e, zor oluyor. Nasıl? Hep duyuyoruz birçok hayvan türü, birçok bitki türü yok oluyorsa, birçok insan türü, tür kelimesini tabii kullanamayız burada ama birçok kavim, birçok kabile de yok olma eşiğindedir ve birçok dil yok olma eşiğindedir. UNESCO tarafından da nasıl ilgili kurumlarca tehlikedeki hayvan türleri belirlenmişse, ilan edilmişse bu tür kültürlerde ilan edilmiştir. Ne yazık ki böyle listelerimiz söz konusudur. Çünkü işte bir filin yaşayabilmesi için günde şu kadar ton su içmesi lazım. Ve Afrika'da sürekli kuraklık, sürekli kötü mevsim fillerin yaşayabileceği doğal alanı bırakmıyor. Bu sadece tabii dünyadaki iklim değişiminden kaynaklanan bir şey değil medeniyetin de her yere yolları, direkleri vesaire enerji hatlarını getirmesiyle fillerin yaşam alanı daralıyor. Aynı şekilde avcı ve toplayıcı toplumların da yaşam alanları gittikçe daralıyor. 80'li yıllarda elde taşınabilir elektrikli testerelerin bulunması bütün insanlık açısından az daha faciaya yol açıyordu. Çünkü Amazon ormanları birdenbire üretime açıldı. Ve üstelik bu illegal şekilde de bir ağaç kereste üretimine girildi. Ve tabii ki bu özellikle illegal çalışanlar Amazon'un yerli kabileleriyle çatışma içine girdiler. O zaman bir günde bilmem kaç tane Amazon yerlisi bu ağaç kasapları diyelim tarafından insan kasabı da oldukları için öldürüldü ve bu çeşitli çatışmalara yol açtı. Bölgedeki misyonerler ve antropologlar da bu çatışmanın içine çekildiler. Hatta antropologlarla misyonerler arasında kavramsal ve kuramsal çatışmalar ve ahlak çatışmaları da söz konusu oldu. E tabii Amazon'da bunların yaşanması dünyanın nefes aldığı önemli ekosistemlerden biri olduğu için Amazon ormanları aslında hepimizi ilgilendiren bir durumdu. Neyse ki 80'li yılların bu krizi bir şekilde atlatıldı ve çeşitli hem Amazon yerlilerinin haklarını tanıyan hem de üretimi bir şekilde tabii ki devam etmesini ama hiç olmasa yasal sınırlar içinde kontrollü biçimde devam etmesini sağlayan düzenlemeler yapılarak bu kriz en azından acil bir durum olmaktan çıkarıldı. Burada tabii modern devletlerin ve toplumların bu toplumlara nasıl yaklaşacağı, nasıl bir tavır geliştirmesi gerektiği gibi, dediğim gibi sadece kuramsal, kavramsal, bilimsel değil ahlaki sorunlar da ortaya çıkıyor. İşte avcı toplayıcı toplumlar olduğu gibi mi kalmalı, yoksa medeniyete? Zaten temas haline girdikleri yerleşik toplumlara, devletli toplumlara uyarlanmalarında korayalık mı sağlanmalı, yardımcı mı olunmalı gibi iki uçta tartışmalar halen daha devam ediyor. Ama ben bizi daha yakından ilgilendiren son bir başlık üstünden avcı toplayıcı konusunu tamamlamak istiyorum. O da göçebelik kavramıdır. Tabii bizi çok daha yakından ilgilendiren bir kavram. Halen daha biliyorsunuz Anadolu'da Türkmen göçebeler söz konusu. Yakın yıllara kadar, 80'li yıllara kadar daha fazla göçebe vardı. Aşiret halinde yaşayan insan vardı. Biraz önce anlattığım yaylacılık şeklinde de olsa çadırda yaşayan çok daha fazla insanımız vardı. Şimdi sarı keçiler dışında çadırda yaşayan pek kalmadı. Genellikle köylülleşme Söz konusu oldu ve sadece hayvandan geçinen e, aşiret yapısı da itici azaldı. Tarımla e, birlikte e, ekonomilerini sürdürmeye insanlar çalışıyorlar. Ama biz e, 80'li yıllara kadar ciddi biçimde sadece yaylacılıktan değil, göçebelikten de söz ettiğimiz zaman göçebe yapısının da avcı-toplayıcı toplumlar gibi aslında tarımı tercih etmeyen, yerleşimi tercih etmeyen bir zihniyet dünyasının ürünü olduğunu tespit etmek ve ifade etmek durumundayız. Türklerin Anadolu'ya gelişi ve Osmanlıların kurulduğunda 16-17. yüzyıllara kadar çok daha fazla bir göçebe nüfusun Anadolu'da yaşadığını ve Osmanlı Devleti ile de daha öncesinde Selçuklu Devleti de çatışmaya da girdiğini belli bölgelerin kullanımı açısından, vergi açısından, askerlik açısından çeşitli çıkar çatışmalarının yaşandığını ve bu devletlerle göçebelerin savaştığını da bilebiliyoruz. Bir de tabii şöyle bir durum söz konusudur. Aşiretler devletleşebilir. Avcı toplayıcılardan farklı olarak göçebe toplumlar aşiretler şeklinde, yani kabile değil. Biraz önce avcılar için anlattığım, toplayıcılar için anlattığım geniş aile benzeri toplumlar değil. Aşiretler şeklinde örgütlenebilirler ve aşiretler de bir araya gelip konfederasyonlar şeklinde örgütlenip devletler, kurabilirler ve geniş coğrafyalarda yerleşiklerden de öğrendikleri tekniklerle ne yapabilirler? Hükmedebilirler. Tarihte bunun bizim açımızdan son örneklerinden biri nedir mesela? Tabii ki sadece göçebe değildi ama özellikle siyaset ve askeri mantığını göçebelik mantığı üstüne inşa etmiş Timur'un gelip Osmanlıları yenebilmesi mesela bizim tarihimizde 1400'lü yıllar, 1402 Ankara Savaşı önemli bir göstergedir. Demek ki Orta Asyalardan gelip at üstünde ne yapabiliyor? Yerleşik bir toplumu, Osmanlı İmparatorluğunu e, mağlup edebiliyor. Anadolu göçebelerinden yaptığımız derlemelere de bakıldığında zaten göçebelerin yerleşikleri küçümsediğini, yerleşikleri işte bir toprak parçası için hayatını heba ettiğini düşündüklerini açıkça dile getirdiklerini de görürüz. Anadolu'da bu konuda çok fazla folklor malzemesi de derlenmiştir. Göçebeler hiçbir zaman işte ne güzel medeni hayat onlar işte her türlü imkana sahipler. Bizim teknolojimiz yok, eşyamız yok, mobilyamız yok filan derdinde 20. yüzyıla kadar olmamışlardır. Şöyle denilir. Cefa istiyorsan ek biç, sefa istiyorsan kaç göç. Yani kaçmak, göçmek, göçebe olmak sefa, tarım yapmak, ekmek biçmek cefadır. Bunu kim söylüyor? Göçebeler söylüyor. Veya e, gene TRT radyolarında çalınan bir Türkümüzden söz edebiliriz. E, ben almam inekliyi yoğurdu sinekli diye bir Türkümüz vardır. Belki bilenler vardır. Şimdi e, kimin yoğurdu sineklidir? Köylünün yoğurdu sineklidir. Göçebe'nin yaylacının yoğurdu sinekli olmaz çünkü o rakımda sinek yaşamaz. Devamı da nasıl olur? E, Şimdi tam kelime olarak söyleyemeyeceğim ama bir kızın ağzından söylenen türküde ben isterim omuzlu tüfekli der. Çünkü göçebe jandarmadan, devletten ruhsat alıp da tüfek taşımak zorunda değildir. Eğer geleneksel yapısını sürdürebiliyorsa kendi üstünde başka bir hiyerarşi, başka bir iktidar yoktur. Göçebe bu anlamda kendini hür hisseder ve kişilik olarak da tam hisseder. Onun için yerleşiklere de yatuk diye alay etmişlerdir. Bu Osmanlı kaynaklarında da bize kadar gelmiş ama Cumhuriyet döneminde de folklorcularımızın derlediği türküler, deyişler, atasözleriyle tespit edilmiş bir durumdur. Yani göçebe ancak devlet kendisini veyahut yerleşikler kendisini zorladığı zaman istemeyerek yerleşmektedir. Fakir düşürüldüğü için, zorlandığı için hatta bu bazen ne olur Osmanlı'da çok rastlaştığımız gibi askeri bir zorlamayla yerleşikliğe geçer. Bunun en önemli örneklerinden biri de nedir? Çukurova'ya Osmanlı Devleti'nin değil mi? Türkmenleri zorla yerleştirmesidir. Dadaloğlu'nun meşhur türküleri işte bu süreci anlatan ve bugüne kadar gelen değil mi? En önemli halk edebiyatı, sözlü edebiyat malzemelerimizdendir. E Türkmenlerin e, yarısı sıtmadan ve Osmanlı ordusuyla savaşmaktan öldü. E, ama ne oldular? Köylü olarak yerleşmek ve e, tarıma geçmek zorunda kaldılar. Demek ki insan zihni yapısında nasıl köylülük aslında bir zihniyet durumuysa, köylülük bir tarım üretimi değil, bir zihniyet durumudur. O zihniyet dünyası içinde insanlar köylülük yaparlar. Yoksa tarımda işçilik, çiftçilik, rençberlik dediğimiz kavramla köylü kavramı farklı kavramlardır. Göçebeliği de ve avcı toplayıcılığı da gene böyle zihniyet durumu olarak anlamamız gerekir. Dolayısıyla elbette hep söylediğim gibi kendi içinde eklektik, karma, karma, Karışık yapılanmalar, geçiş süreçleri söz konusudur. Ama zihniyet dünyası olarak bütünleşik bir dünya, kendi içinde insanların kişiliğini, psikolojisini geliştiren, tamamlayan, bütünleyen birer dünya oluşturduklarını da unutmamamız gerekir.